Bu videoda açıortaydan bahsetmem gerekiyor. Şimdi açıyı keş parçaya bölen doğruya biz ne diyorduk? Açıortay. Şimdi birinci açıortay demesinin sebebi birinci bölgeden geçiyor olması. Aynı zamanda bunun diğer adı üçüncü açıortay doğrusu. Hocam bir şey diyebilir miyim? De. Ben açıortayı hep baba olarak sayıyorum. Neden? Çünkü baba sevgilileri bozar. İki sevgili arasına girer. Farklı bir bakış açısı. Buradaki açının tamamı 90 derece. İki eş parçaya bölüyorsam 45-45 mi bölerim? Şuradan rastgele bir nokta aldığımı düşün. Aldım. Şuradan rastgele bir nokta aldığımı düşün. Şuraya diyelim ki A kadar gelirsem. İkisi kenar üçgenden. A kare. Yani şurası A mı olacak? Mecbur. Bu da A olacak. Hı hı. Yani X değeriyle Y değeri aynı mı oluyor? Evet. Çünkü açı iki eş parça böldüm. İkisi kenar dik üçgen çıkıyor. O zaman bunun denklemi X'e ne verirsen ver Y'si de aynı mı çıkacak? Çıkar. Biz buna ne diyeceğiz? Birinci bölge. Açı değil. Ortay. Çok güzel bir ismini birinci bölgeden alıyor. Aynı zamanda diğer adı üçüncü açı ortay. Tamam mı? Hem birinci hem üçüncü bölgeden geçmiş. Peki bu doğru hangi açı ortaymış? Birinci açı ortaymış. Yani Y kime eşitmiş? X'e. Y'nin katsayısı ile X'in katsayısı aynı olacak. Şunu başlayalım. İşin içinde hiç sabitler var mı? Şurada artı M gibi bir şeyler var mı? Yok. O zaman bir kere M sıfır olacak. Aynen. Peki ne? Bu arada zaten bu denklemi biraz küçük mü yazmışım anlamadım. Şöyle bir daha yapalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Y eşittir. N eksi 2 tane X. Hepsini karşıya yolluyorum ya. Eksi M artı N gibi bir şey olmayacak mı? Olacak. Y ve X'in katsayıları eşitse şunlar birbirine eşit. Geriye kalanlar sıfır mı? Evet. Bir kere eksi M artı N eşittir sıfırsa N buradan M'e mi eşit? Bir kenarda dursun. Y'nin katsayısı 1 iken X'in katsayısı da 1 mi olacak? Evet. O zaman N eksi 2 de 1 olacak. N buradan kaç geldi? 3. N 3 ise M de kaç? 3. O da 3 geldi. Çarpımlarını soruyor. 9. 9. Çok basitmiş. Tümünü sildim değil mi? Şurayı da biraz silebilirim aslında. Birinci açıortay ne? Birinci bölgede olan birinci açıyı iki eş parçaya bölen bir doğru. Evet. X'in değeriyle Y'nin değeri her zaman birbirine eşit. Denklemi Y eşittir. Y eşittir X. Noktası ikinci açıortay. Bak şimdi ikinci bölgeden geçecek. Açıyı ikiye bölecek bir doğrudan bahsediyorum. Şu açıyı ikiye böldü. Şuradan bir nokta aldım. Eksi A noktası mı? Evet. Şimdi ikizkenar dik üçgen olacak. 45-45'ten ötürü. O zaman buranın yerden yüksekliği de A kadar mı olacak? Evet. O zaman bunun denklemi Y'si ısrarla artılı çıkarken X'i ısrarla eksili mi? Bak x yerine eksi a yaz. Eksi a ile eksi çarpınca a'yı veriyor mu? Veriyor. İşte bu. Biz buna da ne diyeceğiz? İkinci açıortay. İkinci açıortay. İkinci bölgeden geçen açı ikiye bölen denklemi y eşittir. Eksi x olan doğru. Zaten ikinci bölgede y artı oluyor. X de eksi olacak. Tamam mı? Çözmeye başlayalım. Birinci açıortay birinci bölgeden geçen açı ikiye bölen y eşittir x doğrusu. İkinci açıortay. İkinci dörtten geçiyor. Aynı zamanda dörtten de geçiyor. Ve denklemi y eşittir eksi x olan. İkinci açıortay doğrusuysa y eşittir eksi x mi? Şimdi düzenleyelim bunu. Y'yi aynen yazıyorum. Y'nin değerini ne vermiş bana? 2n. Eksi 3m. Eşittir. Eksi parantezinde. X'i kaç vermiş? M eksi n. Çözelim bunu. 2n eksi 3m eşittir eksi m artı n. N eşittir buradan 2n mi? 2n. Evet. M bölü n istiyor. M yerine m yazacağım. Her tarafı 2'ye bölsün. Hayır. M yerine yine M yazacağım. N yerine ne yazacağım? 2N. M'ler gidecek ne olacak? 1 bölü 2. Bunu istiyor benden. Aa çok basitmiş. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı ya da doğrunun doğruya olan uzaklığını bir sonraki videoda inceleyelim. Tamam.